İyi akşamlar. Türk savunma sanayi özellikle 2002 yılından bu yana küresel ölçekte bir atılım içerisinde. 2002 yılından bu yana Türk savunma sanayinde proje sayısı 12 kat, proje hacmi 11 kat artmış durumda. Yine aynı yıldan günümüze gelene kadar ki 2002 yılında proje hacmi 5.5 milyar dolardı. Bugünse 2022 yılında ise 60 milyar dolarlık bir proje hacminden bahsediyoruz. İşte o hacmi yaratan şirketlerden birindeyiz. Roketsan'ın Ankara'daki tesislerindeyiz şu anda. Burada Roketsan'ın ürettiği çok sayıda ürünün yanı sıra yine savunma sanayinin önde gelen şirketlerin ürettiği çok sayıda ürünü de görmek mümkün. Çünkü özel bir yayın için şu anda Ankara'da Roketsan tesislerindeyiz. Canlı yayın konuğumuzsa Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Roketsan'dayız. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden biri. Roketsan'ın ürettiği çok sayıda sistemi burada görüyoruz ama onun yanı sıra Türk savunma sanayinin marka projeleri de yine burada, o projelerin maketlerini burada görüyoruz. Ama önce ev sahibiyle başlayalım. Çünkü bu ürünleri bize Roketsan sergiliyor. Roketsan'la ilişkin değerlendirmeniz nedir? Son yıllardaki performansı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında burada gördüğünüz bir dizi platform var. Bu platformlar Roketsan'ın ürettiği ürünlerle başarıya gidiyorlar. Yani buradaki platformlar Roketsan'ın ürettiği ürünler olmasa yüzen veya uçan platformlar olacak. Ama sonuç almak istediğinizde vurucu güç olması gerektiğinde bunların hepsine Roketsan'ın verdiği sistemler ve vurucu güç gerekiyor. Yani Roketsan aslında demek ki işi bitiren, sonucu alan, vuruşu yapan yer. O açıdan bütün bu platformların hepsine hizmet eden, ürün veren bir yapı Roketsan. Bu da tabii çeşitli boyutlarda. Şimdi cirit füzemizden, işte meşhur SİHA'larımızın artık alandaki performansının marka haline gelen MAMLE'lerimiz, MAMC'lerimiz, yine tank savar füzelerimiz, muhtelif roketlerimiz, ÇNR'larımız, seyir füzelerimiz, uzun menzilli karadan karaya füzelerimiz, uzay çalışmalarımızda yaptığımız fırlatma sistemlerimizin hepsinin evi burası. Yani Türkiye'nin tahrik gücü olan, roket motorlarını yapan, onları bir sisteme oturtan, onların kontrolünü, uçmasını, hedefi bulmasını sağlayan ve Türkiye'nin vurucu gücünün olduğu yerdeyiz. Türkiye'nin hassas vurucu gücünün olduğu, onu da bildirmek gerekiyor. Tabii hassas vurucu güce sahip mühimmatları üreten bir noktadayız ama bir süredir de aslına bakılırsa sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil, çok sayıda yabancı orduya da bu mühimmatların hizmet verdiğini biliyoruz. Konuşacak çok konu var. O yüzden bence biz yavaş yavaş yerlerimize Buyurun. Geçelim. O sorularla başlayalım. Buyurunuz Buyurun. Efendim. Tabii o konulardan biri, o başlıklardan en önemlisi halen devam etmekte olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Tabii. O savaş aslına bakılırsa orduların, silahlı kuvvetlerin bir anlamda bir sınav sahası da oldu. Evet. Bu çerçevede hem Rusya'nın hem Batı dünyasının silahlarını, savunma sistemlerini de özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse canlı yayında izledik savaş devam ederken. Bu çerçevede her ülke kendine bazı dersler çıkardı. Evet. Türkiye nasıl dersler çıkardı? Türkiye nasıl sonuçlar çıkardı? Hangi sistemler daha fazla işe yarıyor? Hangi sistemler üzerinde daha fazla durulması gerekir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii muharebe ortamının ana parametrelerinden birisi hava hakimiyeti, yani air dominance, air superiority denen unsurlar. Bunları sahaya sürdüğünüzde artık karşınızdaki hasmınızın hassas bütün noktalarını vurarak işlev göremez hale getiriyorsunuz diye bir kavram vardı. Ama tabii bunun da karşılığını Türkiye'nin de uzun zamandır gündeminde olan buna karşı koyacak tedbir de hava savunma. O zaman bu air dominance denen kavramı karşı tarafın avantajını vermemek adına yapacağınız şey de kendinizin hava gücü aktif olamıyor ise karşı tarafın hava gücünü işlemez hale getirecek bir sistem. Şu anda hava savunmanın önemini görüyoruz. Savunma sistemleri açısından işte tank savarların çeşitli menzillerdeki ve kademelerdeki, biz hep söylediğimiz hani kademeli hava savunma diyoruz ya, kademeli hava savunmanın önemini görüyoruz. Çeşitli kademelerde dünyanın gündemi olan yüksek teknoloji, İşte yüksek irtifa, balistik füzelere karşı hava savunma derken aslında alçak irtifa hedeflere karşı da
ne kadar hazırlıklı olunması gerektiği de görüldü bu savaş sırasında. Kısacası savaş taktikleri, hareket alanının konseptleri, kavramları değişmeye başladı. Bizim yine konuşa geldiğimiz hızlı olmak, insansız sistemlerin sahada birbiriyle etkili şekilde iletişim sağlayıp hareket yapabildikleri bir ortamı hep söylüyorduk. Onun belki ilk nüvelerini gördük. Fazla sayıda insan sistemi yoksa da hareket ortamında insan canını koruyacak, karşı tarafı hep kullandığımız görülmeden görecek, hissedilmeden hissedecek, vurulmadan vuracak bir yapı önemli. Bir taraf diğer tarafa saldırdığında savunma pozisyonundakiler eğer geleni önceden tespit edip görüp vurabilecek kabiliyetleri varsa saldıran tarafın çok da bir superiority sağlayamayacağını da görüyoruz burada. Çok fazla sayıda ders var kısacası ama ben yine de bakıyorum bu ortamda sayı olarak fazla, dispensable dediğimiz kolayca harcayabileceğiniz, ucuz, insan kaybı vermeyeceğiniz vurucu sistemler, önleyici sistemler ve elektronik harp çok önemli gibi görünüyor. Tam da aslına bakılırsa bayrakları tarif ettiniz son cümlelerinizle. Çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bayrakların ne kadar etkili olduğunu gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Neredeyse denizaltı dışında vurmadığı hedef kalmadı açık konuşmak gerekirse. Ve çok da yankı buldu bu durum. Bu noktada bayrakları bu kadar başarılı kılan nedir? Sizce sırrı nedir? Örneğin görünürlüğünün az olması mı? Etkin maliyeti olması mı? Kolay operatif edilebiliyor olması mı? Sizce başarısının sırrı nedir? Bu saydıklarınız hepsi doğru ve dahil unsurlar. Biz zaten SİHA'larımızdan bahsederken SİHA'nın sadece kendisi değil kullanım şekli, operasyonel yöntemleri, fiyat ve etkinlik optimum bir maliyet ve etkinlikte olduğunu söylüyorduk. Bunu da sahada ispat etme durumunda geldik. Ve muhtelif boyut, kabiliyet ve kapasiteki SİHA'larımız da sahaya verilmeye devam ediyor. TB2'nin bir olgunlaşma süreci oldu. Olgunlaşma süreci de tabii yine hareket ortamında oldu. Onlarca değişiklik yapıldı. Onlarca sistem tekrar yenilendi. Elektronik harp unsurları eklendi derken mükemmele doğru bir yolculuk başladı. Hani kullandığımız bir tabir var bizim. Mükemmel mümkünün düşmanıdır. Yani mükemmeli giden yolculukta mümkünlerle başlarsanız adım adım mükemmele doğru gidersiniz ki TB2'de bunun bir örneği ki aslında orada kalmayacağız. Tabii göreceksiniz. İşte TB3'ü konuşuyoruz. Ondan sonra işte Akıncı'yı konuştuk. MIUS'u konuştuk. MIUS'un çeşitli modellerini konuşuyor olacağız. Akıncı'nın birkaç modelini konuşuyor olacağız. Biraz böyle gideceğiz. Biraz ipucu verebilir misiniz? Hem MIUS da çok merak ediliyor. Ne gibi versiyonları olacak? Tabii takvim de çok merak ediliyor. Bir taraftan aynı şekilde Akıncı ile ilgili hangi versiyonlar üzerinde çalışılıyor şu an itibariyle? Şimdi tabii üzerine konulacak sistemler ve tarih sistemleri de değişik olacak versiyonlar o bakımdan da değişik olacak. Tarih sistemleri yani güç sistemleri değişik olunca uçakların kabiliyetleri değişik olacağı gibi üzerine yükleneceğiniz bazen elektronik harp sistemleri, bazen vurucu sistemler, bazen karıştırıcı sistemler, önleyici sistemler, haber alma sistemi, dinleme sistemleri gibi bir dizi konuyu gündeme getirebiliriz. Bunlar sahaya çıktıkça görülecek unsurlar. Aslında sahaya neler çıkacağıyla ilgili çok fazla konuşmayı da tercih etmiyoruz. Çünkü biz artık bu işin getirisini gördük ve burada oldukça ileri bir noktadayız. Tabii MIUS'la ilgili Baykar gece gündüz çalışıyor sağ olsunlar. Ürünleri gelecek sene görmeye başlayacağız. Uçuşlarını inşallah hep beraber şahit olacağız. Ama tabii orada kalmayacak dediğim gibi mümkünle başlayacağız. Mükemmele doğru yolculuğumuzla gerek güç sistemini gerek çeşitli uçuş parametreleri hatta bu gelişme sırasında bazen modelde de ufak tefek değişiklikler yaparak değişik kabiliyetlerde uçaklar ortaya çıkarmış olacağız ki önümüzdeki yıllarda artık insanlı sistemlere karşı jet uçağında koyduğumuz insansız sistemlerin neler başarabildiğini de sürpriz şekilde göstermeyi umuyoruz.
Tabii şu an itibariyle Türk savunma sanayinin özellikle insansız hava araçları konusunda geniş bir gama olduğunu söylemek mümkün. Bu dünyada da kabul edilen bir gerçek haline geldi. Ama bir taraftan da heyecanla beklenen başka bir proje var. Hemen arkamda maketi var. Milli Muharip Uçak Projesi. F-35'lerin gelmemesi üzerine ABD'den bir F-16 talebi de söz konusu. Bu talepten sonra Milli Muharip Uçak çalışır hale gelene kadar ihtiyaç karşılanacak mı sizce? Bu ara dönemde F-16'lara ek olarak Hürjet, Mius, Akıncı, Aksungur gibi sistemlere mi ağırlık verilecek? Şimdi tabii bu bir yolculuk ve alanlar birbiriyle eşlenik şekilde yürümeye devam edecekler. Yani tamam Mius tam bahsettik. Milli Muharip Uçak tabii çok iddialı bir proje. Onun olgunlaşma süreci de epey zaman alacak, onu biliyoruz. Ama bu arada Hürjet'i çıkarmış olmak ki önümüzdeki yıl uçuşunu başarmak için ekipler gece gündüz çalışıyorlar. Onu başardığımız zaman sadece bir eğitim uçağı, jet eğitim uçağı yapmış olmayacağız. Yani orada da göreceksiniz ortaya koyduğumuz bir platformu, eğer o platform sizinse, bütün sistemler sizinse, TB2 örneğinde olduğu gibi, işte Akıncı örneğinde olduğu gibi, işte Anka, bugün Aksungur Anka'dan hemen dönüşüp çıkmış bir sistem oldu. Yani sisteme sahip olduğunuzda artık onu modifiye edip, değiştirip çeşitli kabiliyetler kazandırabiliyorsunuz. Bu yolculukta TUSAŞ tarafında da göreceğiz. Yine jet motorlu modelimiz de gündeme geliyor olacak. Böylece bu çeşitlilikte insanlı insansız sistem karışımı kadar ne kadar insanlı ne kadar insansız olacağını da yavaş yavaş sorgulamaya başlayacağız. Kabiliyetlerin artırılması burada son derece önemli. Hürjet'i ihmal etmeyelim, bir jet eğitim uçağından öte dedik. Amacımız aslında hem deniz platformuna iniş kalkış yapacak kabiliyetleri kazandırmak hem de yakın hava destek görevi görmesini sağlayacak muhtelif silah unsurlarını üzerine taşıyacak hale de getirmek gibi bir amacımız var. Çünkü evet dünya 5. 6. nesil uçaktan konuşuyoruz ama bugün de gördüğümüz gibi ihtiyaç olduğunda 4. nesil veya işte jet eğitim uçağından dönüştürülmüş bir yakın hava destek uçağı da çok rahat şekilde iş görecek hale gelebilir. Bu çeşitlendirmeyi sürekli gündemimizde tutmak gerekiyor. Hürjet'in montajı devam ediyor. Evet. Milli Muharip Uçak'ta durum nedir? Onunla ilgili bir orada takvim var. Orada ilk parçasını kestiler. Montaj, daha doğrusu imalat hattı kuruluyor. Sürekli gözden geçirme toplantıları yapılıyor. Rüzgar tüneli testleri devam ediyor modellerinin. Tabii tasarım masasında, bilgisayarlarda tasarımlar sürekli iterasyonlarla devam ediyor. Çeşitli parametreler değiştirerek de olgunlaşma süreci hızla sürüyor. Ama orada da inşallah gelecek yıl bu çalışmaların sonucunu görmeyi bekliyoruz. Siz tabii çok takvimden bahsetmekten hoşlanmazsınız. O yüzden aslında düşünerek soruyorum ama yine de bir tarih var mı? Hem Hürjet'in ilk havalanması için bir yandan da hangardan çıkışı için Milli Muharip Uçağı. Şimdi takvim bağlayıcı oluyor. Dediğiniz gibi takvimi verdiğinizde özellikle uçan sistemlerle ilgili ben biraz tedbirli yaklaşırım genelde ama burada artık söz ağızdan çıktı. 2023 hem Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de Hürjet'imizin uçacağı tarih inşallah ağır atak dediğimiz helikopterimizin de havalanacağı tarih olarak bir kenara yazdık. Türk havacılık sanayi için önemli bir yıl olacak 2023, evet. Onu anlıyoruz şimdiden. Tabii İHA'lardan edinilmiş, insansız hava araçlarından edinilmiş yoğun bir tecrübe var. Yıllardır biriken kümülatif bir bilgi birikimi söz konusu. Bu tecrübe deniz ve karada da kullanılacak mı? O yöndeki çalışmalar nedir? Örneğin insansız denizüstü ve denizaltı sistemlerinde ne durumda şu anda Türkiye'de savunma sanayi? O konuda da gerçekten önemli çalışmalarımız var. Deniz araçlarında şu anda 4 ayrı proje hayata geçmiş durumda. Yani prototipler kullanma aşamasında ve bizi memnun eden bir şekilde genelde özel sektörün girişimleriyle hatta ilk harcamalar kendileri yaparak başladıkları bir olay oldu. Çeşitli kanallardan yürüdüğünde de gördük ki muhtelif kabiliyetleri birbirlerinden farklı ve çeşitli üstünlükleri olan sistemler ortaya çıkmaya başladı. Bu da güzel bir şey. Benzeri unsur kara araçlarında da var. Orada çeşitli boyut ve kabiliyetlerde sistemler zaten sahada denenmeye başladılar bile. Onların üzerine koyacağımız silah sistemleriyle ilgili bazıları hazır kondu, testleri yapılıyor. Bazıları da yeni sistemler geliştirmek üzere faaliyetler var. Denizaltını unutmamak gerekiyor. İnsansız denizaltı meselesi de gündemimizde.
O da başka bir parametre olarak düşünülmekte. O açıdan biz geleceği yine insansız sistemlerde gördüğümüz için hep diyoruz yapay zeka, iletişimi mükemmel olan insansız sistemler, karar destek mekanizmaları, birbiriyle iletişim sağlayıp karar mekanizmalarıyla ilgili bir yapay zeka sistemine yönlendirilen, otonom karar verip hareket edebilen gereğinde, ama tabii son söz insanın söyleyeceği, bir harekat ortamına doğru dünyanın hazırlanması gerekiyor. Türkiye'nin de geleceği aslında böyle bir ortam olması lazım. Yani bir yandan hem karada hem denizde de insansız sistemler üzerinde yoğun çalışma devam ediyor. Tabii hazır havadayken hava savunma sisteminde konuşmak gerekiyor. Evet. Birkaç yıl öncesine kadar herhangi bir hava savunma sistemi yoktu Türkiye'nin, evet, birkaç batarya dışında bilindiği üzere. Ama birkaç yıl öncesinden itibaren yeni hava savunma sistemleri, hep söylersiniz, katmanlı hava savunma sistemi yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Önce Hisar'la başlayalım. Hisar A, Hisar A Plus, Hisar O. Onlarda durum nedir? Kullanılıyor bazıları, biliyoruz. Tabii son olarak Siper. Bunların en üst katmanı belki de. Siper'de hangi durumdayız? Bunu öğrenmek isterim. Geldiğimiz nokta açısından şöyle başlıyoruz biz her zaman. İşte 7 yıl önce piyade tüfeğimiz bile yoktu diyoruz. Şimdi bu noktaya geldik ama şunu da tabii vurgulamak gerekiyor. Çalışmalar çok önceden başlayan, üst üste konan çabaların neticesi oldu bunlar. Yani 7 yıl önce piyade tüfeğimiz yoktu ama piyade tüfeği çalışmaları işte 15 yıl önce başlamıştı diyelim. Yani böyle bir arka planda olduğunu belirtmek gerekiyor bütün bu çalışmalarda. Onların meyvelerini görmeye başladığımız gibi tabii yeni ürünlerin de, projelerin de önünü açtık ve bunlar devam ediyorlar. Katmanlı hava savunmanın işte bu son olaylarda da gördük ne kadar önemli olduğu bir kez daha müşahede edildi. O açıdan gerçekten 3 sene önce yani gerçekten bir şeyimiz var mı diye baktığımızda işte Stinger falan gibi sistemler elimizdeydi diyelim ama ondan sonra işte biz Korkut biraz adı konulabilirdi. Ondan sonra işte Sungur geldi, işte Hisar A artı geldi, Hisar O artı geldi, Siper'in çalışma devam ediyor ki çok yakında Siper'in yeni bir test atışını yapacağız. Orada da yani testleri üst üste koya koya sistemi bir yere doğru götürüyoruz. Katmanda bir üst kademeye de çıkmış olacağız. O açıdan da hem Hisar A artı ve O artıların seri üretimlerini, hatta füzelerinde belli değişiklikler yaparak diyelim ona, çalışacağız, alana vereceğiz. Hem de tespit, elektronik hap, radar izleme, takip ve yönlendirme konusunda da arkadaşlarımız yeni sistemlerin üzerinde çalışıyorlar. Ukrayna-Rusya savaşında hep hava savunma sistemlerinde aslında bakılırsa yüksek irtifa konuşulur ama Ukrayna-Rusya savaşında alçak irtifaya dönük tehditlerle ilgili olarak da hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu çerçevede bazı ürünler var. Sungur, Gökdeniz gibi, onlardaki son durum nedir? Sungur şu anda seri üretimde devam ediyor. Sungur'un bir omuzdan atılan versiyonu, bir de araç üstü versiyonu var. İkisi de şu anda imalatları devam ediyor. Gökdeniz'in kalifikasyon işlemleri bitti artık. Denizden atış da yapıldı. Gemilerimize konabilecek halde ki aslında Türkiye'den önce Gökdeniz bir firmamızın başka bir ülkede yaptığı korvet üzerinde şu anda kullanılacak halde ve orada kullanılıyor olacak. Hatta Türkiye'den önce kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar arkası kesilmeden devam edecek projeler ve onlar da kendi içinde mükemmelleşecekler. Bunu da söylemek gerekiyor. Çok kısaca Sante projesi, özellikle Fransa'daki seçimlerin ardından o proje sekteye uğrayan, o sürecin yeniden canlanacağına ilişkin bir beklenti oluştu. İtalya-Fransa ortaklığıyla Türkiye'nin bir hava savunma sistemi geliştirmesine dönük o süreç yeniden canlanacak mı? Bununla ilgili bir temas kuruldu. Ya şöyle, temas kuruldu, yani bir yenilendi diyelim ama bu temasın epey bir tarihçesi var. Bunun içinde biz yaşadık, bu temasların detaylarını biz çalıştık. Orada baştan konuşulan iyi niyetli yaklaşımlarla ilgili daha sonra çok net bir duruş göremedik. Biz yine karşı taraftan eğer ya biz bu konuştuğumuz minimal üzere çalışmaya devam ederiz deniliyor ise çalışmalar devam edebilir. Ancak Türkiye o işte 2015'te bunları çok detaylı konuştuğumuz zamanki Türkiye değil. Bizim kabiliyetlerimiz artık o kabiliyetler değil. Onlar da tabii belli bir mesafe aldılar. Ama eğer ortak çalışacaksak, eğer ürünleri ortaklaştıracak ve iş paylarımız belli ölçüde eşit dağılacak ise, teknoloji konusunda
bir kapatma olmayacak ise bu çalışmaya varız. Ama yoksa da biz zaten benzeri bir sistemi yapıyor oluyoruz, yapacağız. Yani bu muhtaçlık değil, bu acaba işte ortak bir müttefik ülkelerle bu iş yürütülür mü? Hem maliyetleri düşmek hem hacmi artırmak açısından avantajlıdır. Evet denirse biz evete varız ama şartlar önemli. Ama denmezse de biz kendi yolumuzu zaten gidiyoruz. Ki 2015 yılından çok daha ileri bir noktada evet. olduğunu söylediniz. Bu çerçevede savunma sanayinin. Hemen arkamda çok dikkat çekici heybetli başka maket var. O maketin kendisi de çok heybetli. Amfibi hücum gemisi Anadolu. Ne zaman envantere gireceği çok merak ediliyor elbette. Tabii sorulan sorulardan bir tanesi deniz kuvvetlerine ne gibi bir çarpan etkisi yapacak? Ve denizde bir İHA SİHA üssü haline geleceğine ilişkin de bir beklenti var. Anadolu ne zaman hizmete girecek ve ne zaman onu bir SİHA üssü olarak göreceğiz denizde? Artık bu yılı kaçırmamasını istiyoruz Anadolu'nun. Bu yıl envanterde olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bütün çabalarımız bu yönde. Tabii 2 yıldır bu SİHA üssü meselesi konuşmaya başlandı. Yani burada da aslında bunu ilk konuşan bizler olduk. Bugün yine haberlerde görüyoruz. Amerika MQ-9'ın bir platformdan, deniz platformuna kalkacak modelini geliştirdiğini, ilk defa yaptıklarını söylüyorum. Biz bunu 2 senedir konuşuyoruz aslında. Tam da onu soracaktım. Size tanıdık geldi mi o proje diye. Evet. Dün açıklandı çünkü. Tıpkı TB3 gibi bir amfibi gemiden kalkabilecek insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracının lansmanını yaptı Amerika'da bir şirket. Bir rekabet olacak mı? Ne dersiniz? Vallahi biz yani dünyada bir dizi insansız hava aracı var. MQ-9'lar, Reaper'lar bunlar çok uzun zamandır gündemdeydiler ama biz oyuna onlardan biraz daha geç girmiş olmamıza rağmen işte geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. O kavramı da sadece kavramın kendisi, onun o kavramın nasıl bir etki yapacağını da aslında biz çok önceden konuşmaya başladık. Ve Anadolu gemisi baştan SİHA'lar düşünmeden planlamış olsa bile şu anda geldiğimiz noktada üzerinde gerek helikopterler, gerek insansız hava araçları, hatta ileri modelde biz Hürjet'in de yine Anadolu gemisi gibi bir platformdan inip kalkış yapmasını düşünüyoruz. Tasarımlar o yönde gelişiyor. O halde bir güç çarpanı olacak Anadolu gemisi, bir güç aktarma sistemi olacak üzerinde. Malum havuzlu çıkarma gemisi diyoruz, başka bir adı çıkarma gemilerimiz olacak. Onlarda zırhlı araçlarımız olacak, hava sistemlerimiz olacak. Yani bu gemimiz denizlerdeyken herhangi bir noktaya bir operasyon yapılması gerektiğinde çıkartma unsurlarını, kara unsurlarını gönderebileceği gibi havadaki unsurlarını kullanabilecek ve kendisi bünyesinde de yine belirli ölçüde savunma sistemlerini kullanmış olacak. Bu bir ilk adım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız uçak gemisi konusunda birkaç kez talimatlar verdiler malumunuz. Ondan sonra da inşallah bakalım bu güç çarpanını bir öte boyuta taşıyacak projelerinde görmüş olacağız. Onun da çalışmalarını yapmış olacağız. O uçak gemisi projesi bir satın alma yoluyla mı olur yoksa? Şimdi satın almayı kapattık onu. Şimdi şöyle gerçekten satın almayı kapattık derken işbirliğine varız. Dürüst, eşit ve açık bir işbirliği olması kaydıyla. Yani kimsenin bize tabi caizse afra tafra yapmasına, şunu verirdim bunu vermezdim demesine, bugün şunu deyip yarın vazgeçmesine katlanamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir ihtiyacımız da yok. Ama tabi bunu söylerken yapmamız gereken çok iş var. Çalışmamız gereken çok meseleler var. Tecrübeden bahsetmiştiniz bir ara. Aslında bakarsanız yani havacılık tecrübemiz inkıtaya uğramış şekilde işte son 20 yıldır falan canlanmaya başladı. Çok büyük bir tecrübe de kalmadı, yani yoktu yani. Onun üzerine bir şeyler inşa ediyoruz. Yoğun şekilde genç arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Onların hızla sisteme girmesi için çeşitli eğitim sistemleri, yeni insan kaynağı modelleri falan konuşuyoruz. Ama bu yolda sahte bir özgüven değil ama gerçekten ayakları yere basan bir özgüvenle yürümek istiyoruz. Bunun da şartı bu güveni oluştururken onun ana parametreleri olan temeldeki unsurların, insan kaynağı unsurunun, eğitiminin, teknolojinin de çalışılması gerektiğinin farkındayız. Yani büyük olasılıkla Türkiye'nin uçak gemisi Türkiye'de üretilebilir mi demek gerekiyor? Üretilebilir eğer... kelimesi üretilecek. Yani bunun şey, allamecim yok. Şöyle hani o konuda kesiniz.
Ne bunu alırız ne de başkasına ürettiririz. Tasarımla ilgili, modelle ilgili işbirliği yapabilir, çalışabiliriz. Yani onlar ayrı bir kavram ama Türkiye'den bir hazır ürün almasını falan beklememek gerekiyor. Az önce tabii TCG Anadolu'dan bahsederken insansız hava araçlarından bahsettik. Belki geri dönmek gerekecek. Bayraktar'ın bu performansı, özellikle savaş sahasındaki performansı ihracat opsiyonlarına nasıl yansıdı? İlgiye nasıl yansıdı? Size dönüşler nasıl oldu? Şimdi ihracat çalışmalarında bir ürününüz varsa işte konuşuyorsunuz, katalog gösteriyorsun, bazen video gösteriyorsun vesaire. Hani video daha etkili oluyor da. Yani böyle dinleniyor ama tam işin farkına varılmayabilir. Hatta o kişilere getirip bazı testleri gösterseniz bile o farkındalığın olması biraz zaman alıyor. Ama farkındalık asıl ne zaman gündeme geliyor? Ürünler hareket alanında kullanıp da performanslarını gösterdikleri zaman, o zaman ilgi çekmeye başlıyor. Ve SİHA'ların hareket alanındaki performanslarından sonra tabii çok yoğun bir ilgi başladı. Tabii SİHA bütünleşik bir unsur. Platformun kendisi, kamerası, silahı, kullanım şekli vesaire, bunlar hepsi bir bütün oluşturuyor. Ve bu sadece SİHA boyutunda değil, demek ki Türkiye'deki ürünler teknolojik olarak yetkin, yeterli ve alanda etki yapabilen ürünler diye bir algı oluşturdu ve o sayede diğer ürünlerimize de daha bir alıcı gözle bakılmaya başlandı. Bu da ihracat konusunda önümüzdeki yıllarda daha da ümitli olmamızı sağlıyor. Yani işte 7 yıl önce piyade tüfeği olmayan bir ülkenin bugün helikopter ihraç ettiğini düşündüğünüzde nereye geldiniz çok net. Peki kaç ülke talipli ya da kaç ülkede şu anda Bayraktar var? Yani Türk insansız hava araçları. Ben şu anda saymayı unuttum. Sayamıyoruz artık. Çünkü şöyle bir şey. Temaslar var. Temasların bir kısmı evet gerçekleşiyor. Teslimat başlıyor. Bir kısmı imza aşamasında olabiliyor. Bir kısmı görüşme aşamasında olabiliyor. Bir kısmı ilk temaslarda olabiliyor. Bu bir zincir. Bu zincirde çok sayıda ülke var. Tabi burada da şunu belirtmek gerekiyor. Savunma sanayi ürünlerinin ihracatı diğer ürünler gibi değil. Kontrollü olması gerekiyor. Ülkenizin diğer ülkelerle ilişkileri veya onun kullanım şeklinin açacağı çeşitli sorunlar hepsini düşünmesi gerekiyor. O açıdan da bütün bunlar yapılırken Türkiye'nin çok net ihracat izin politikaları var. Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bu mekanizmaları çalıştırırlar. Oradan izin alınmak kaydıyla ülkelere ihracat yapılır. Bu da yani Türkiye'nin bazen layüsel önüne gelen her şeyi sattığı gibi bir imaj oluşturmaya çalışılıyor bazı yerlerde. Bunun öyle olmadığını aslında herkes biliyor. Bütün ülkeler için bu doğrudur. Yani aynı şekilde ciddi devlet gibi devletler bunu böyle yaparlar. Ürünü satarken ihraç sürecini çok net kontrol ederler ki Türkiye'de böyle oluyor. Tabii tam da bu noktada özellikle dünyanın Türkiye tarafından üretilen sistemlere ilgisinin arttığı dönemde akla şu soru geliyor. Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye bu sistemleri üretirken bazı parçalar, bazı kritik parçaların temininde, yurt dışından temininde sıkıntı yaşamıştı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından bu sıkıntıların giderilmesi adına karşı ülkelerden, bu engellemeyi yapan ülkelerden tavır değişikliğine gidenler oldu mu? Şu anda durum nedir? Ambargo anlamında. Atmosfer şöyle değişti hafiften. Yani atmosfer değişti. En basitinden işte dizin TB2'leri karalama yönünde olan kampanya birinin TB2'leri karalama yapma yönüne dönüştü. Haberlere bakarsanız yani oradaki farkı bile görebilirsiniz. Net olarak çok fazla bir şey sayamam şu anda ama ya bu kadar da saçmalıyoruz demeye getiren tavırlar olmaya başladı. Onların bileceği iş, biz şunu söylüyoruz. Ya bu bizi yolumuzdan döndürmez. Şimdi yapılan bu kısıtlamalar vesaire biz gülüp geçeriz. Bizi biraz zorlar belki ama asla yolumuzdan döndüremez. Bunu yaparken ne yaptıklarını zannederler bilmiyoruz. Sadece ve sadece maksimum yapılacak şey birazcık geciktirmiş olurlar, o kadar. Bunu defalarca söylüyoruz. O açıdan ilişkileri germenin bugünden işte dost ve müttefik olan ilişkileri bu uygulamalarla germenin başka boyuta taşımanın yarın da bedeli olur. Biz de ona göre davranırız. Biraz da denize uzanalım. Hazır TCG Anadolu'dan bahsetmişken. Tabii bir yandan da Milgen projeleri.
Korvetler görevde. Fırkateynlerde son durum nedir? İhalesine çıkılan 6, 7 ve 8. gemilerle ilgili son bilgi nedir acaba? Teklifleri aldık, değerlendirmeler yapıldı. İşte icra komitemiz toplandığında o değerlendirmeler sunulacak. Ondan sonra yol devam edecek. Yani onların zaten 5. gemimiz devam ediyor. Aynı, yani ne yapılacağı belli. Yapım süresi de şu andaki modelde paralel şekilde gemilerin aynı anda yapılıyor olması gibi bir şey söz konusu. Yani bir gemi yapılınca öbürü bilmem kaç ay beklemeyeceğiz. Arka arkaya belki bir sene içinde üçü birden hizmete girebilecek veya işte 18 ay içinde öyle bir model öngörüyoruz. İnşallah onlar da hızlı bir şekilde gündeme gelir. Orada yol haritamız çok net. Ne yapılacağını biliyoruz. Bir sorun yok. Sadece netice alıp yürümek gerekiyor. Tabii çok sayıda ürün var. Onlardan biri de yeni tip denizaltı projesi. Son durum ne orada? İkinci denizaltının havuza çekme veya indirmesi ne zaman olacak? Hep takvim soruyorum size çok, ama. Çok yakında. Bir de bu projede yerlilik oranının artırılmasına dönük çalışmalarda hangi noktada acaba? İkinci denizaltı için gün sayıyoruz öyle diyeyim. Ve tabii yerlilik oranında her adımda giderek artıyor. Bu da önemli bir şey. Tabi bu denizaltı projesinin malum tasarımını Almanlarla beraber yapmıştık ve bu da yine bizim için bir öğrenme süreci oldu. Artık kendi denizaltımızı yapabilecek durumda olduğumuz gibi deniz platformlarında insansız denizaltıdan bahsetmiştik veya şu anda denizaltıda da başka modeller, başka parametreler çalışılıyor. O parametrelerin çalışıldığı çeşitli boyut ve kabiliyetlikte denizaltıların ve onların üzerindeki sistemlerin konuşulduğu bir ortamdayız. Hem denizaltının kendisi, hem kullandığı silah, sistemler vesaire de şu anda yerleştirme süreci devam ediyor. Çünkü bir platform, bir teknik, bir kabuk ama onun içindeki, üstündeki unsurlar çok önemli. Korvetlerimizde, fırkateynlerimizde olduğu gibi iç donanım konusunda da yerlilik oranı giderek artıyor. Bu da başka bir parametre. Tabii hava, deniz, kara platformu odaklı konuşurken kuşkusuz bunların mühimmat ve füzeleri son derece önemli Sayın Demir. Sonuçta bu platformları etkili kılanlar da tam olarak o mühimmatlar, onların vurucu güçleri bir anlamda. Şu anda bulunduğumuz Roketsan tesisinde de çok sayıda ürün görüyoruz. Hemen önümde seyir füzesinden tutun da çok farklı kalibrelerde Atmaca füzesinin maketini görüyorum. Hemen arkamızda yine mamleyeler görülüyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Elbette yayının başında da söylemiştiniz ama Roketsan'ın geldiği seviye nedir? Örneğin Roketsan tarafından geliştirilmeye başlanan Çakır füzesinin dünyada alanında ilk olduğu belirtiliyor. Yine Atmaca, Bora gibi füzelerin üretilmesi, Akya, Orka gibi torpidoların geliştirilmesi de yine burada yapılıyor. Neler söylersiniz bizi konuk eden Roketsan'a ilişkin? Denizin altından başlarsak işte Akya, malum testini yaptık, atışı yapıldı. Artık envantere giriyor. Orka benzeri şekilde. Bunlar deniz altındaki sistemler ki daha önce yoktu. Yurt dışına almak durumundaydık. Şu anda Çakır'ı görüyoruz burada. Birebir modeli. Çakır yeni lansmanı yaptık. Onu da yakında sahada göreceğiz. Atmaca'yı zaten Atmaca'nın daha küçük modeli var arkada. Atmaca da yine deniz platformlarına attığımız bir seyir füzesi. Ayrıca şu anda konuştuğumuz Hisar A artı, Hisar O artıların denize uyarlanmış versiyonlar, yani denizdeki bir hava savunma sisteminin de çalışması devam ediyor. Deniz platformları hem hava savunma yapacak, hem deniz platformundan karaya veya denize atış yapabilecek, hem deniz altından atış yapabilecek sistemler devrede. Artı yakın zamanda deniz altından havaya veya deniz altından karaya atılacak sistemleri de konuşuyor olacağız. Atmaca'nın kara versiyonu üzerinde daha önce konuşulmuştu. O yöndeki çalışmalar nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Çok yakında onun da sonucunu alacağız. Sorulacak çok soru var. Roketsan'la devam edeceğiz. Uzay çalışmaları da olacak ama kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Canlı yayın konuğumuz İsmail Demir. İsmail Demir'e Türk savunma sanayine ilişkin son gelişmeleri soruyoruz. Kısa aranın ardından sohbetimiz devam edecek. Ankara'da Roketsan tesislerindeyiz. Canlı yayın konuğumuz Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Aranın ardından tekrar sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Roketsan'da kalmıştık. Roketsan'ın uzay çalışmaları da var elbette. Son derece önemli. Bu çerçevede bu tesiste uydu fırlatma, uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezi çalışmalarına başlamış durumda. Hem fırlatma sistemleri hem katı sıvı hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme çalışmaları sürüyor. O çalışmalarda hangi aşamada Türkiye?
Roketsan katı yakıtlı roket motorlarında zaten belli bir seviyede ve bu uzaya çıkma yolculuğumuzda yaptıkları ürünler var ve çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da tabii sıvı yakıtlı roket motorlarıyla ilgili testler devam etti. Başarılı sonuçlar alındı. Onları da inşallah platform üzerine yani fırlatmalarda göreceğiz. Hibrit yakıtlı roket motorları yine başka, yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nca kurduğumuz başka bir şirketimiz, Delta V şirketimiz çalıştı. Orada da belli bir aşama aldık. Yani roket motorları dendiğinde her üç alanda da varız. Onların daha iyi olması, mükemmelleştirilmesiyle ilgili de çeşitli kompozisyonlar çalışıyoruz. O açıdan artık önümüz açık. Yani işin esası olan roket motorları kısmında, tabi buna şey de eklemek lazım, gerçi uzay çalışması değil ama seyir füzesi motorları da bir ölçüde bir yere geldi. Onun da devamı gelecek. Bu çalışmalar inşallah uzaya başta mini uydular fırlatmakla başlayacağız ki önümüzdeki ilk projemiz o. Onunla burada şey var. Bu arkamızda gördüğümüz maket, evet, değil mi efendim? 1'e 3 modelini görüyoruz. Onunla ilk fırlatmamızı yapacağız. Tabii uzay çalışması, fırlatma bir kalem. Diğer kalemde üzerindeki komuta kontrol sistemleri, guidance sistemleri, onda Roketsan ve Aslansan beraber çalışıyorlar. Diğer konu tabii ona koyacağınız uydular. Onda şu an TUSAŞ bünyesinde çalışmalar devam ediyor. TÜBİTAK uzaya TUSAŞ işbirlikleri hem gözetleme uyduları hem haberleşme uyduları konularında çalışmalarını sürdürüyorlar. Uzay yolculuğumuz ivmelenerek gidecek. Daha yolun başındayız. Ama orada da tabii biraz çalışmamız ihtiyaç ve öncelik bazlı gidiyor. Yani uzay önceliğimiz şu anda işte ülkenin ihtiyaçları, harekat ortamı falan dediğimizde uzay kendi mecranda giden bir unsurken eğer diğer konularda biraz daha vakit bulabilirsek diğer konulardan uzaya daha da ağırlık vermiş olabileceğiz. Çünkü bunlar gerçekten büyük işler. Ayrıca özellikle uzay konusunda biz ortak çalışmaların olması gerektiğini de inanıyoruz. Bazı dost ve kardeş ülkeler bu konuda temasta bulunuyorlar. Bu da bizim için başka bir fırsat. Yani hem uydu yapımı, uydu fırlatması ve uydu fırlatan sistemlerin ortaklaştırılması gibi çalışmalarda etkili olacak diye düşünüyoruz. Hangi ülkeler diye sorsam herhalde... Bu ülkeler konusunda ben biraz ketum davranmak istiyorum. Niçin? Onu da söyleyeyim. Bakın, bir ülke adı verdiğinizde her ülkenin kendi iç dinamiği var ve maruz kalması muhtemel dış baskılar var. Onun için kimsenin ayağına basmayalım. Biz işimize bakalım. O zaman sevmediğiniz bir diğer soruyu sorayım. Evet. Maketini gördüğümüz bu roket ne zaman fırlatılır? Onun 2 yılı var. 2 yıl. Evet. 2 yıl sonra. Teknoloji deyince az önce siz de bahsettiniz. Motor sistemleri son derece önemli. Konuştuğumuz tüm bu platformların aslında kalbi motorlar. Evet. Ve onların üretimi içinde Türkiye bir süredir yoğun çaba sarf ediyor. İnsansız hava aracılarının motorları, uçak motorları, helikopter, tank füze motoru gibi projelerdeki son durum nedir? Füze motoruna ilişkin Roketsan'la ilgili bilgiyi paylaştınız ama diğer motor segmentlerinde son durum nedir acaba? Onu birkaç kez söyledik. Şimdi çeşitli güç gruplarında, özellikle alt güç gruplarına zaten motorlarımız şu anda çıkmaya başladı. Hatta yeni nesil zırhlı muharebe araçlarımızda yerli motor kullanımını mecbur tuttuk. Başkanlık olarak imzaladığımız sözleşmelerdeki şart burada yerli motor kullanılması, yerli hatta güç sistemi diyeyim ben. Çünkü motor, transmisyon, diferansiyel bütün aksamı yerli yapmak yönünde irademiz var. Bu konuda da birkaç şirketimiz gayet başarılı sonuçlar aldılar. Onlar bu gelişmeye devam edecekler. İşte bu güç grupları artarak devam ediyor. İşte Bin Beygir grubundaki motorumuz testlerde gayet başarılı sonuçlar veriyor. Ona transmisyon entegrasyonu yapıldı. Test bench'te çeşitli rejimlerde uzun süre çalıştırmanız lazım ki platform üzerine koyasınız. O çalışmalar devam ediyor. Tank motorumuzda motorun kendisi şu anda o da test platformuna girdi. Transmisyon entegrasyonu çalışması devam ediyor. Tabi buradan motor deyince herkes aklına gelen Altay'a siz sormadan ben geçeyim. Tam onu soracaktım. Motordan bahsederken Altay tankında son durum nedir diye. Tabii işte 1500 beygirlik motorumuz Altay için hazırlanıyor. Ama bu arada da tabii Kore ile belli bir aşamaya geldik. Şu anda Kore'den gelen güç paketini biz tankımıza entegre ettik prototipe. Ve prototip üzerinde şu anda testler devam ediyor. Nasıl sonuçlar alındı? O gayet merak iyi. Ediliyordu çünkü. Gayet iyi. Sonuçlar gayet iyi. Yani orada şu anda Kore ile seri üretimle ilgili de bir yere vardık.
o bir şekilde çözüme yaklaştı. Yani yerli motor tamamen üretilene kadar Kore'den gelen motor ve transmisyonla Altay tankları üretilecek. Evet. Takvimi sormak durumundayım bu defa gerçekten. Altay tankı ne zaman motoruyla birlikte şimdi seri üretimde göreceğiz? Prototipe şimdi biz bu güç sistemini entegre ettik ve testlerini yapıyoruz. Şimdi o testi bir de tabii bu güç sistemi ilk defa tanka entegre edilmiş oldu. Yani Kore'de kullanılan tankın güç paketi bu paketin aynısı değil. Çünkü onlar hala transmisyon kısmını Alman transmisyonu kullanıyorlar. Yani bu bir ilk o anlamda. İlk olduğu gibi güç paketinin bir de yan aksamı oluyor. Yan aksamlar da onlar dışarı bağımlılıkları var. Biz bunları da yerleştirmek üzere bir faaliyette bulunuyoruz ama zaman olarak sanırım 2 yıl içinde bu motorlar, bu güç paketi kullanılarak seri üretim başlar ve seri üretime geçilir. Çünkü burada hani 2 yıl içinde derken bu testlerin sonuçlarını beklememiz gerekti. Testlerin belli bir süresi olacak. Hani desek ki Kore'deki güç paketinin aynısı zaten belirli parametrelerin çoğu biliniyor. Hayır, çoğu bilinmiyor çünkü güç paketi olarak transmisyon ilk defa buraya entegre edilmiş oldu. O biraz testlerin uzun sürmesini gerektirebilir. O açıdan süreyi çok net vermiyorum ama 2 yıl içinde bu seri üretim başlayacak diyebiliriz. Aslına bakarsanız yani şöyle elimizde birkaç tane yedek güç paketi vardı. Biz onlarla üretime geçip 3 tane, 5 tane tankı şu anda sahaya verebilirdik ama bir anlamı olmayacaktı. Çünkü seri üretim tesisi kuracaksınız. Elemanları alacaksınız. 5 tane tankın olsa bekleyecekler. Böyle bir model maliyeti etkin değildi. Ki tank konusunda hep söylüyorum. Tank merak konusu ancak bizim elimizdeki tanklarımızı M60 ağlı işleri, M60 T'leri, Leopard'ları hızla modernize etmekle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Onların durumsal farkındalığını, elektronik yetkinliklerini, atış idare sistemlerini, zırh sistemlerini modernize ediyoruz. O da tank konusunda yeni bir yenileşme süreci demektir. Ama tabii şu anda muharebe ortamında her aracın ne kadar etkili olduğunda tekrar düşünmek gerekiyor. Konuşmamızın başında son durumlardan bahsettik. Orada alan şunu gösterdi ki karşı tarafın işte o koca tanklarınızı imha edecek silahları varsa tankınızı artık aktif olarak korumanız gerekiyor. Zırhlar yetmiyor. Bu bir parametre. İkincisi hızlı hareket edebilen, kolay vurulamayan, hedefi ve tehdidi de önceden fark edebilen bir sisteme ihtiyacınız var. Hedefi veya tehdidi önceden fark etmenin de durumsal farkındalıkla ilgisi var. Kara platformumuzdaki durumsal farkındalık tek başına yeterli olmayabilir. Onun için diğer destek unsurlarıyla oluşturduğunuz harekat ortamında sürekli bilgi akışını sağlamanız muhtemel tehditleri önceden ortaya çıkartıp bertaraf etmeniz gerekir gibi bir entegre sistemden bahsediyor olmamız lazım. Durumsal farkındalığı yüksek, öz savunmasını bir noktaya kadar yapabilecek bir tanktan bahsediyoruz. Diğer entegre olarak durumsal farkındalığı süremiz çok az kaldı ama şunu sormadan bitirmek istemem açıkçası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkılan bu yolda artık Türkiye önemli bir ihracatçı ülke haline geldi. Önümüzdeki yılın ihracat rakamları, bu yılın ihracat rakamlarına ilişkin beklentileriniz nedir acaba? Savunma sanayi. Bu yıl 4'ü geçeceğimize inanıyoruz. 4 milyar dolara geçeceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki yıl şu potansiyel ilgi devam eder ise oradaki aslında darboğaz şu olacak gibi geliyor. Üretim hızımız olacak bir yandan. Şimdi onun hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Hani ihracatta bir patlama beklentisini söylüyoruz ama şirketlerimizin de buna önden yatırımlarla hazır olmaları gerekiyor. Çünkü talep geldiğinde arka arkaya gelen talepleri karşılamanız gerekiyor. Hatta müşterinizi memnun etmenin bir yolu da onun istediği ürünü istediği zamanda istediği şartlarda verebilmek ki bunu yapamazsanız yine müşteriyi kaybediyorsunuz. O yüzden önümüzdeki yıl ihracattaki o patlama beklentisiyle firmaların üretim hatlarını güçlendirmesini mi şu andaki çalışma evet o yönde olması gerekiyor. Şu anda o yönde çalışma yaparsak bu patlamayla baş edebiliriz veya bunu karşılayabiliriz. Onun hazırlığını yapmak lazım. Yani bu iş lafla olmuyor çünkü evet 2023'te, 24'te büyük bir talep aldık. Yani kusura bakmayın biz bunu size 4 sene, 5 sene sonra veririz deyince onun bir anlamı kalmayabilir ama
şu anda bunun farkındalığında olmak ve gerek platform üreticileri, gerek işte mühimmat ve vurucu sistem üreticileri bunun hazırlığını yapmaları gerekiyor. Yani bahsettiğiniz gibi evet, kendi ihtiyaçlarımıza başladığımız bir yolculuk. Ona göre bir hacim hesaplaması yaptık ama bu artık boyutlar büyüyen bir yerdeyiz. Peki hangi platformlarda özellikle bir sıçrama bekleniyor? İnsansız hava aracı tamam, o şey zaten biliniyor ama özellikle hangi? Mesela mühimmatlarda da bir ilgi var mı? Kara platformları ilgi mı? Var. Büyük ilgi var mühimmatlarda. Roket ve füze sistemlerinde ilgi var. Ama şunu görmeyi bekliyoruz. Nasıl ki biz İHA SİHA dedik. Talepler tabi biz ürünü kullanıp da işte 3-5 sene sonra başladı gelmeye. Diğer insansız sistemlerimizde de benzeri olacağını tahmin ediyorum. Çünkü onlar da kullanılıp da nasıl bir etki yapacakları görüldüğü zaman orada da büyük bir patlama görmeyi bekliyoruz. Tabii Türk savunma sanayine bu ilginin sebebi de aslına bakılırsa ürünlerin savaş sahasında, operasyon sahasında kullanılması. Bu çerçevede şu anda devam etmekte olan, Kuzey Irak'ta devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonu kuşkusuz yine savunma sanayinin ürettiği mühimmatlar ve sistemlerin kullanıldığı bir operasyon. O operasyondaki yerlilik oranı nedir? Sayın Savunma Bakanı açıkladı, yüksek oranda yerlilik oranı var dedi ama siz neler söylersiniz? Tabii o yerlilik oranlarına bir rakam vermek çok mümkün değil ama yani şöyle ben onu şöyle test ediyorum. Hareket yaptığınız ortamda siz hiç kimseyi dinlemeden, falanca filanca ambargoyu bağırıp çağıranların hepsine kulak asmadan operasyonunuz kendi imkanlarınızla çok rahat yapabiliyorsanız bu pratik anlamda %100 bağımsızsınız anlamına geliyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ve ama kendi sistemlerimizi kullandıkça onlara kendi askerimizin de güveni artıyor. Daha da önemlisi bizim için, savunma sanayi için geri gelen bildirimler, geri beslemeler çok önemli. Evet, testten geçiriyorsunuz bir ama hareket ortamında hiç akla gelmeyen unsurlar ve özellikler gündeme gelebiliyor. Bunlar da böylece özellikleri katıp yepyeni bir boyuta getirebiliyorsunuz. Sayın İsmail Demir, çok teşekkür ediyoruz. Roketsan'da, Roketsan Üretim Tesisi'nde bize konuk ettiğiniz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Canlı yayın konuğumuz Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'di. Savunma sanayinde gelinen son noktayı, projelerle ilgili son bilgileri bizlerle paylaştı. İyi akşamlar diliyoruz.